Ali Karasanoğlu Aydın Doğan'la 21 yılı ne zaman yazacaksın? Ahmet Sever Bey Abdullah Gül'le 12 yıl birlikteliğini yazmış da. Daha önce 1983'ten 2003'e kadar Milliyet ve CNN'deki Aydın Doğan'la 21 yıllık beraberliğini atlamış. Oysa 21 ile 12'deki rakamlar aynı ama 1 ve 2 rakamları yer değiştirmiş. Ama 21 12'den büyük. Üstelik 21 yıllık birliktelik 1983-2003 arasında yaşanırken 12 yıllık birliktelik daha dünkü hikaye. Acaba diyorum Ahmet Sever Aydın Doğan'la 21 yıl kitabını yazmadan Abdullah Gül'le 12 yıl kitabını niye yazdı? Birinci sebep şu olabilir. Abdullah Gül'le işi bitti. Dolayısıyla zaman kazık atma zamanı deyince Abdullah Gül aklına geldi. Aydın Doğanlı ise daha işi var. İkinci sebep şu olabilir kitabı kime bastıracak? Abdullah Gül'ün matbaası mı var? Aydın Doğan'ın mı var? Aydın Doğan'la ilgili iki satır yazsa ya ilk harfine ya son harfine takıntı duyulduğunda kitapta, tüm çalışmada güme gider. O zaman ne yapmalı? İşin kolayına kaçmalı. Abdullah Gül'le ilgili hatıralar çarpıtılarak yazılmalı. Doğrusu ne? Önce Aydın Doğan'la 21 yılı yazmalı, sonra Abdullah Gül'le 12 yılı yazmalı. Dürüst olan, ahlaklı olan bunu yapar. Ama bunlar da ahlak nerede gezer? Bin bir yağcılıkla mutfağınıza girerler. Sonra oradaki gördüklerini aynısıyla da değil tahrif ederek dışarı yayarlar. Oysa buyur Aydın Doğan'ın mutfağında neler gördüğünü anlatsana. Hangi yemeğe hangi böcekler karıştırılıyor?'' yazsana. Böcek de değil fare. Ben gazeteciyim yazarım diyorsan, 21 yıl birlikte olduğun patronunla yaşadıklarını yazsana. Ertuğrul Özkök'ün yakalandığı gibi, mukavva fabrikası için bir şeyler yapmış olamazsın. Boyun yetmez çünkü ama mutlaka bazı şeylere şahitlik etmişsindir. Aydın Doğan aleyhine yaz da demiyorum. Yalan katmadan doğru neyse onu yaz. Brüksel'de muhabiriyken yaşadıklarından başla.'' CNN'de yaşadıklarını bitir. Mesela patronun Aydın Doğan'ın kağıt üç kağıtçılığı davasında kendisine yöneltilen yurt dışına kurulan naylon şirketler konusunda senden yardım almış mıdır? Sen bizim Brüksel muhabirimiz değil misin? Bir atla şu kanan işleri hallet dön demiş midir patronun Aydın Doğan? Bir anlatsan da bilsek. Tansuçiller meşhur Sultanahmet mitinginde katrilyonluk teşvikleri açıklayacağım dedikten sonra milliyette neler yaşandı? sana Brüksel'den hangi işler ısmarlandı bir anlatsan. Milliyette TSK'nın İslami şirketlere ambargo uyguladığına dair manşet atıldığında sen o ambargodan yana haberin neresinden tutuyordun? Refah yolu yıkılırken milletvekili pazarlıklarında patrondan aldığın emirle hangi yurt dışı işleri kotarmıştın? Patronun Türkiye İş Bankası ile ortaklık yapıp petrol ofisini alırken, sonra altın hisseyi kaldırtırken, bir koyup beş alırken, neler gördün Ahmet kardeşim, neler yaşadın sever dostum? Tamam Aydın Doğan'ın yayın evinden çıkan kitabında 27 Nisan Muhtıra Gecesi konutta neler yaşandı, karşı metin nasıl hazırlandığı okuduk. Peki 18 Nisan seçimlerinin sonuçları alınmaya başlandığında Milliyet'in Kaptan Köşkü'nde neler yaşandı onu da yazar mısın bize? Merve Kavakçı başörtüsüyle meclise girdiğinde bu kadına haddini bildirin diyerek çirkinliğin zirvesine çıkan Bülent Ecevit'in itibarının nasıl düzeltileceği hususunda patronla gazetenin üst yönetimi arasında hangi kritik toplantılar yapıldı aktarır mısın bize? Yok canım. Biz senin ikili görüşmelerdeki gizli bilgileri aktarmanı falan istemiyoruz. Abdullah Gül'le birlikteliğine kadar Aydın Doğan belki seninle tek başına hiç görüşmemiştir bile. Ama mutlaka toplu alanlarda yaşadıkların, gördüklerin vardır. Dolaylı görüşmelerle de olsa senden istekleri, halletmeni istediği özel işleri vardır. Bir kitap daha yazsan da onları da bilsek hani.'' Aslında 21 yıllara sınırlamayalım bu işi. Sen Abdullah Gül'le 12 yıllık birlikteliğinde de Aydın Doğan'la olan birlikteliğine ara vermemişsindir. Dolayısıyla o süre içinde de birebir yaşadıkların vardır. Ne yapacaksın sen? Gezi isyanında olanları Gezi Parkı'nın hemen 500 metre ilerisindeki Aydın Doğan'ın satın aldığı Hilton'la ilgili girişimlerini anlatsan sen, patronun Hilton'la ilgili neler istedi senden, sen hangi katkıları sundun, Hilton'u yıkıp ne yapılmak istendi, bire kaç kazanacaktı patronun Aydın Doğan, anlatsan ya Ahmet Sever, 27 Nisan muhtırasına verilen cevaptan sonra patronun havayı koklaman için aracılar vasıtasıyla kaç defa bilgi istedi senden? Ne diyordu patron Aydın o günlerde? Ayvayı yedik bunlar çetin ceviz çıktı mı diyordu yoksa çok daha fazlasını mı? Bir yaz da öğrenelim be Ahmet. Ali Karahasanoğlu Yeni Akit'i.